Müminlerin annesi Ümmü Abdillah Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir ordu Kabe'ye saldırmak üzere yola çıkacak, bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batacaktır. Hazreti Ayşe der ki, bunun üzerine ben, ya Resulallah, onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken, niçin hepsi birden yere batacaktır diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yere batacak. Ahirette yeniden diriltilip niyetlerine göre hesaba çekilecektir buyurdu. Yine Hazreti Ayşe validemizden gelen bir rivayette de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Mekke fethinden sonra artık hicret yok. Fakat cihat ve niyet vardır. Allah yolunda savaşa çağrıldığınız zaman hemen katılın. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Ameller niyetlere göre değer kazanır. Bir işi iyi niyetle yapanlar onun mükafatını görürler. Kötü bir işi istemeden yapanlarsa kötü niyetli olmadıkları için cezaya çarptırılmazlar. 2. Zalimlerin ve günahkarların arasında bulunmak onların sayısını çok gösterir. Taraftarlarının artmasına yol açar. 3. Zalimlerden uzak durmayanlar onların başına gelecek cezaya da ortak olurlar. 4. Mekke fethedildikten sonra Medine'ye hicret etme mecburiyeti kalkmıştır. 5. Bir ülke İslam diyarı olunca orayı bırakıp başka yere gitmemelidir. Orada kalıp kötülerle ve kötülüklerle savaşılmalıdır. Bu da bir fayda sağlamıyorsa İslamiyet'in rahatça yaşanacağı bir yere hicret edilebilir. 6. Müslümanların cihad aşkını hep canlı tutmaları, savaşa çağrılınca koşarak gitmeleri gerekir. 7. Yaşadığı yerden ayrılarak ilim tahsil etmek için başka yerlere ve ülkelere giden Müslüman hicret etmiş gibi sevap kazanır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak bu hadis-i şeriflerin mucibince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.